Kapalı aralıkta tanımlı fonksiyonun mutlak maksimum ve minimum değerini bulma örnek soru 3. Bu videomuzda kapalı aralıkta tanımlı fonksiyonun mutlak maksimum ve minimum değerini bulmaya İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Find the absolute maximum and minimum of fx eşittir x kare eksi 1'in karesi bölü 2 eksi x kare artı 1 on the interval eksi 1 2 kapalı aralığı. Bir fonksiyonun bir kapalı aralıktaki mutlak maksimum minimum değer adayları kapalı aralığın uç noktalarından ve bu fonksiyonun kritik değerlerinden bu aralık içinde bulunanlardan gelir. İlk aday grubu, adaylar 1 diyelim buna. Kapalı aralığımızın uç noktaları. X eşittir eksi 1, x eşittir 2. Bunlar tartışmasız adaydır. Götürüp fonksiyonda koyuyoruz. En son hangisinin mutlak maksimum, minimum verdiğini bu adayların sonuçlarından karar vereceğiz. En büyük sonuç bizim mutlak maksimumumuz olacak. En küçük sonuç da mutlak minimumumuz olacak. Eksi 1'i götürdük koyduk buraya. Eksi 1'in karesini alırsak 1 eder. 1'den 1 çıkınca bu bölüm 0 etti. Eksi 1'i buraya koyarsak eksi 1'in karesi 1 eder. Eksi 1 artı 1'den bu 0 sonucunu verdi. 2'yi götürüp koyarsak 2'nin karesi 4. 1 çıktı 3. Karesini aldık 9 bölü 2. 2'yi koyarsak buraya eksi 4 artı 1. 9 bölü 2 eksi 3. Buradan da 3 bölü 2 sonucunu elde ettik. Şimdi geliyoruz adaylar 2 grubu. Burası ise bu fonksiyonun kritik noktalarından bunun içine düşenler. Yani bunun kritik noktalarını bulmak için türevini alıp 0 eşleyeceğiz. F türev x eşittir. Burada parantezinin türevi var. Üst başa geçer, üst biraz alır. Payda da sabit sayı varsa onun türeve etkisi yoktur. X'li bir şey olsaydı bölümün türevini uygulardık. 2 çarpı x kare eksi 1 üzeri 1 bölü 2 var aşağıda. Çarpı bir de içerisinin türevi. X karenin türevi 2x eder. Eksi 1'in türevi 0. Eksi buradaki x karenin türevi. 2x 1'in türevi de 0. Şurayı bir düzenlersek bunlar birbirini götürdü. Şuradakini de çarpmayalım. Paranteze alırız devamında. 2x çarpı x kare eksi 1 eksi 2x eşittir 0 diyoruz. Bir fonksiyonun kritik değerleri, o fonksiyonun kritik değer adayları, o fonksiyonun türevini 0 yapanlar ve bir de o fonksiyonun türevi kesirli çıktıysa ki burada kesirli çıkmadı, o kesirli ifadenin paydasını 0 yapıp en baştaki fonksiyonu tanımsız yapmayanlar. Kesirli durumda olsaydı, kesirin yani paydanın 0 yapanlarının en baştaki fonksiyonu tanımsız yapmayanları da bizim için kritik nokta adayı olacaktı. Kritik nokta olup olmadığını türevin işaret tablosunu yapıp belirlememize gerek yok. Sadece adayları alıp götürüp fonksiyonda koyarak karar vereceğiz. Burada 2x parantezini alırsak bunu. X kare eksi 1, bir de buradan eksi 1 gelir. 2x çarpı x kare eksi 2 eşittir 0 çıkar. Buradan bir x eşit 0 geldi. Bir de buradan x kare eksi 2'yi 0 eşitlersek x kare eşittir 2. Buradan da x eşittir artı eksi kök 2 geldi. Şimdi x eşittir 0 bu aralığın içinde. X eşittir 0 elemanıdır. Eksi 1 2 aralığı. Aday bu. Devam edelim. X eşittir kök 2. Kök 2 de bu aralığın elemanıdır. Eksi 1 ile 2. Kök 2 2'den daha küçüktür. Aralığın içinde kalır. Bir de x eşittir eksi kök 2'miz var. Bu elemanı değildir. Eksi 1, 2 aralığı. Eksi kök 2 eksi 1'den daha büyüktür. Eksi 1'i kökün içine alırsak eksi kök 1 oluyor. Eksi kök 2 ondan daha küçüktür. Bu aralık içinde yer alamıyor. Yani bu bizim adayımız değil. Buradan da iki tane adayımız geldi. Şu ikisi. X eşittir 0'ı götürüp koyuyoruz en baştaki fonksiyonda. F 0 eşittir. 0'ın karesi 0 eder. Buradan 1 bölü 2 geldi. Buraya götürüp 0'ı koyduk. Artı 1 doğrudan geldi. 3 bölü 2. Şimdi devam edelim burada.
Bir de kök 2'yi koyacağız. X eşittir kök 2. F kök 2. Kök 2'nin karesi 2 eder. 2'den 1 çıktı. 1'dir. 1'in karesi 1. 1 bölü 2 geldi oradan. Kök 2'yi buraya koyduk. 2 eder. Eksi 2 artı 1. Buradan da eksi 1 bölü 2 sonucu gelir. Şimdi mutlak maksimum minimum adaylarını yuvarlak içine bir alalım. Bunlardan en büyük olan hangisi? 3 bölü 2. Demek ki bizim mutlak maksimumumuz absolut maksimum eşittir 3 bölü 2. Nerelerde? İki tane değerde oluyor. X eşittir 2 ve X eşittir 0'da oluyor. Absolut minimum değerimiz eksi 1 bölü 2'dir. O da x eşittir kök 2 de gerçekleşiyor. Bu şekilde bu sorumuzun çözümünü burada noktalıyoruz.